Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Gümbür 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 devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bırakmak yok. Pes etmek yok. Tüm enerjimizde problemlere devam ediyoruz. Fasikülünü aldın, çözüyorsun. Ödevlerini yapıyorsun. Önce konularını dinliyorsun. Güzel bir şekilde platin kitabın sorularını gömüyorsun, geçiyorsun. Ondan sonra fasikülden diğer soru bankalarından süpürüyorsun, götürüyorsun. Günlük 10 tane 15 tane problem çözmeye mutlaka dikkat et. Bittikten sonra tabii ki güzel bir şekilde problemleri hallet. Gözünü sevdiğin. Gözünü sevdiğin. Ya ne diyorlar? Gözünün çapa gözünün çapağını yedin mi diyorlar? öyle bir şeyler. O da ne demek ya? Gözünün çapağını yemek ne demek ya? Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar, şimdi 23. bölümümüzdeyiz. Yüzde. Şimdi yüzde kar zarar ve karışım olarak 3 bölümde inceleyeceğiz. Önce yüzde mantığını tüm ayrıntısıyla vereceğim sana. Yüzdenin ne demek olduğunu, yüzdeye nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl sorular çıktığını önce yüzdeyle vereceğiz. Kaç tane soru çözeceğiz? 13 tane öğreten sorumuz var. Nereden? Ateşten. Kaçıncı sayfadayız şu anda? 166. sayfadayız. Güzel bir şekilde 27 tane soruyla iki videoda yüzdeyi bitireceğiz önce. Yüzde bittikten sonra kar-zarar problemleri ikisinden de gelebiliyor. Ondan sonra da karışım problemleri. Bol bol soru çözerek bütün yüzde mantığını kafana çakacağım. Çivi gibi. Çivi gibi çakacağım kafana. Ha. Güzel bir şekilde öğreneceksin. Hadi bakalım şimdi önce yüzde neymiş? Yüzde ne demek? Önce onu şöyle bir anlatayım sana. Şimdi yüzde dediğin aslında bir kesir ya. Vallahi bir kesir. Kesir problemlerdeki yaptığımız 1 bölü 2, 3 bölü 5 falan var ya. Onların hepsi aslında bir yüzdedir. Yüzde ile diğer kesirlerin farkı ne hocam? Yüzdenin paydası 100. Bu kadar. Mesela biz 1 bölü 2 diye bir kesrimiz var bizim değil mi? Mesela veya 3 bölü 5 diye bir kesrimiz var. Biz ne yapıyoruz orada? 5'e bölüp 3'ünü alıyoruz değil mi? Bunu yüzde olarak gösterebilir miyiz? Paydasını yüz yaptığında yüzde olmuş olacak işte. O zaman bunun paydasını yüz yapabilmek için ne yaparım? 20 ile genişletirim. Bak 20 ile genişlettim. Ne oldu şimdi burası? Bakın 100 oldu. Yüzde yukarısı kaç oldu? 60. İşte bunu nasıl göstereceğiz artık? Yüzde 60 diye göstereceğiz. Bu kadar. Yani verilen kesir aslında her kesir bir yüzdedir. Hocam bunu başka bir şekilde çevirebilir miyiz? Böyle bir korsan yöntemimiz var bir de bak. 3 bölü 5 ya. Direkt bu 3 bölü 5 kesrini yüzde çarparsan. Bak yüzde çarp. Sadeleştir şunları 20. Şununla şunu çarptın 60. Bak bulduğun 60 aslında yüzde kaç olduğunu vermiş oldu. O zaman bir kesri yüzdeye çevirmek için o kesri neyle çarpabilirsin yüzde? Yapalım mesela birkaç tane daha. Önce şöyle paydası 4 olan yapayım bir tane. Yukarısı ne olsun? Yukarısı e, 3 olsun yine. Bak şimdi. Paydadaki 4'ü 100 yapabilmek için kaçla genişletirim? 25'le. 25'le genişlettim. Ne oldu burası bak? 75 oldu yukarısı aşağısı 100 oldu ne diyebilirim buna ben şimdi yüzde 75 çataradak diyebilirim ama korsan yolumuzda yapalım şimdi 3 bölü 4 kesrini çarp yüzde sadeleştirmeni yap sadeleştirdim burayı 25 25'e de 3'ü çarptım 75 yani 3 bölü 4 kesri yüzde kaça denk geliyormuş arkadaşlar 75'e denk geliyormuş hocam ya paydası eğer 100 olmayacak kesirler varsa. Her kesirin paydasını ben 100 yaparım. Mesela çıksın karşımıza 2 bölü 7. Şimdi bakın 7'yi ne ile çarparsam 100 olur diye düşüneceğim. 7'yi 100 bölü 7 ile çarparsam 100 olur. Hem payı. Hem paydayı çarpıyorum. Ama korsan yöntemle çok kolay bak. Şunlar götürdü. Paydam ne yaptı bak 100. Yukarıyı söyle şimdi. 2 ile 100'ü çarptım. 200 bölü 7. İlla böyle tam sayı olacak diye bir şey yok. Bakın yüzde 200 bölü 7'ye eşitmiş. Hadi korsan yöntemimizle yapıyoruz. 2 bölü 7 kesrini yüzdeye çevirmek istiyorum. Çarptım yüzle bak. Yüzde çarpınca sadeleşme olmadı. Direkt 200 bölü 7 çıktı karşıma. Bakın yüzde 200 bölü 7 nedir? Ve 2 bölü 7 kesrinin yüzde olarak ifade edilmiş hali. Peki bu yüzde nasıl karşımıza çıkacak? Şimdi mesela bize diyordu ki daha önce işte bir sayının diyordu mesela işte bir sayının yüzde veya bir bölü ikisi diyordu. Bir sayının bir bölü ikisi demesiyle bir sayının yüzde ellisi demesi birbirinin aynı şeyidir. Bak sadeleştirince bir bölü ikiye denk geliyor. Yani aslında kesir problemlerinden farklı olarak değişen şey ne? Aynı şeyleri yapacağız. Sadece sana şöyle bir ifade gelecek işte yüzde... 30 diyecek İşte bir sayının yüzde 30 diyecek o zaman ne diyeceğiz x'i 30'la çarpıp neye böleceğiz yüze böleceğiz bu kadar Anladın değil mi? Temel mantığı bu. Temel mantığı bu. Şimdi hep konu anlatım kısmıma geçiyorum. Orada konu anlatım kısmında her şeyi vereceğim zaten. Hadi bakalım. Şimdi yüzde neymiş yüzde? Paydası yüz olan kesirdir. Hadi şimdi dönüştürelim. Bir bölü iki sayısını yüzdeye çevirmek istiyorum. Hemen neyle çarpıyorum? Yüzde korsan yolu kullanıyorum artık. Sadeleştirdim. 50. Bakın yüzde 50 oldu. 3 bölü 5 kesri. Yüzdeye çevirmek istiyorum. Hemen 3 bölü 5'i neyle çarptım? Yüzde. Sadeleştirmemi yaptım. 20. 3 ile 20'yi çarptım. 60. Yüzde 60. 3 bölü 7 sayısını kesir olarak yaz diyor. Yüzde olarak yaz diyor. 3 bölü 7'yi yüzle çarptım. Yüzde 3 çarpıldı. 300 bölü 7. Yüzde 300 bölü 7. Bak şimdi illa sayı olmak zorunda değil. A bölü B diye bir kesrim var. Bunu yüzde olarak yaz diyor. Hemen yüzde çarptım. 100A bölü B oldu. Yani yüzde 100A bölü B. Bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi kesir problemlerdeki <laughs> konuşacağım mı yüzelim Hoca? Kesir problemlerdeki mantığına bakalım. Bir sayının yüzde A'sı. Mesela kesir problemlerdeki dediğinin aynısı. Bir sayının 3 bölü 5'i. O zaman bir sayı dediğimiz X yüzde A'sı diyorsa A ile çarpıp Yüze ne yapacaksın? Böleceksin. Bu kadar basit. Bir sayının yüzde A fazlası. Mesela kesir problemlerine ne dedik? Bir sayının 3 bölü 5 fazlası. X'e X'in 3 bölü 5'ini ne yapmıştık? Eklemiştik. Aynı mantık. Bir sayının yüzde A fazlası diyorsa X sayısına X sayısının yüzde A'sını ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bu kadar basit. Şimdi mesela nasıl bu? Şuna örnek verelim önce. Mesela 180 sayısının. %20'si derse soru sana. 180'i ne yapıyorum? 20 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Şu sadeleştirmelerimi yapıyorum. 18 ile 2'yi çarptım. Ne yaptı? 36. Dikkat et şimdi. 180 sayısının %20 fazlası derse. 180 artı 180 çarpı 20 bölü 100 yapacağım. Şimdi bunu... Daha kolay bir yöntemle de yapacağım bak şunları bir sadeleştir buradan 36 geldi 180'de 36'yı topladım 216 ama şimdi çok dikkat et bir sayının sana %20 fazlası kelimesi çıkarsa karşına bak fazlası kelimesi çıkarsa şunu yapacaksın şimdi bir sayının kendisi Yüzde %20 fazlası aldığınız zaman aslında sayının %120'sini istiyordur. Yani x çarpı 120 bölü 100 yaptığında o sayının %20 fazlasına gitmiş olursun. Tamam mı bak %100'ü kendisiydi. %20 de fazlasını istiyor. Sayının yüzde %120'si olmuş oldu. Hocam şimdi dedi ki bir sayının %a eksiği. O zaman ne yapıyorum? Bir sayıma x diyorum. x'ten x'in %a'sını ne yapıyor? Çıkar diyor. Hadi şimdi sayılı yapalım. Mesela dedi ki bana 300 sayısının yüzde 30'u dedi önce. Yüzde 30'u 300 sayısının yüzde 30'u şudur. Hesapladım sıfırları götürdüm 90 yaptı. Tamam mı? Bir 300 sayısının yüzde 30'u aldık bu kadar. Şimdi peki şöyle dese 300 sayısının 300 sayısının yüzde 30 fazlası 300'e 300'ün %30'unu ne yap diyor? Pardon eksi edecektik bu sefer. Aradaki işaretimi ne koyuyorum eksiği diyorsa? Eksi koyuyorum. %30 eksi dedi. Sıfırları sadeleştirdim. Şimdi buradan ne geldi bakın? Şu 300 sayısıydı. Şurada 30 kaldı. 3'te de çarptım 90. 300'ün 90'ını çıkardım 210. Hadi şimdi hızlı yolla yapalım. Şimdi sayımın tamamı %100'dü. %30 eksi diyorsa bu sayının aslında benden yüzde kaçını istiyor? 70'ini. Yani 300 sayısının yüzde 70'ini aldığımızda o sayının yüzde 30 eksiğini almış oluyoruz. Bak sıfırları götürdüm. 30'la 7'yi çarptım. 210 bakın aynı sonuca ulaşmış oldum. Anladık mı? Anladık mı? Şöyle üstünü bir temizliyorum. O zaman sana birkaç tane soru soruyorum şimdi. Şey şu aşağıda var gerçi. Gel. Aşağıdakileri yapalım hadi. Şimdi 70 sayısının %20'si kaçtır diyor. 70'i al diyor. 70'in %20'sini al diyor. Aldım. Bu kadar basit. Sıfırları sadeleştirdim. Tamam mı? Ne geldi? 14. Tamam mı? Hızlı yoldan nasıl yaparız? 70 sayısının %10'unu söyle bana. Bak 70 sayısının onu. 70 sayısının %10'u arkadaşlar yanından bir sıfır silinmiş halidir. 7'dir. %10'u 7 ise %20'si nedir arkadaşlar? 14'tür. Anladık mı? Yani %10'u demek %10 demek 10 bölü 100 kesridir ya bak. Sıfırları sadeleştir aslında bu sayıyı kaça böl demektir %10'u demek 10'a böl. O zaman 70'in %10'u 7'dir. %20'si 14'tür. %30'u dersek 7'nin 3 katı olan 21'dir. Bu şekilde de hızlı çözümler yapabilirsin. Sonrakine bakalım. 80 sayısının %10 fazlası. İki şekilde yapalım hadi. 80'i aldım. Sek fazlası dediği için 80'in %10'unu hesapladım. Sadeleştirmelerimizi yaptık 8 80 ile 8'i topladım 88 hadi hızlı yolla yapalım şimdi şimdi sayının tamamı %100'dü %10 fazlası diyorsa %110'unu bul diyor aslında. Hemen yapıyorum. 80 çarpı 110 bölü 100. Bakın sadeleştirmemi yaptım. 0'lar gitti. 88 ile 11, 8 ile 11'i çarptım. Sorunun cevabı 88 oldu. Tamam Hadi bu sende. 120 sayısının %20 eksiği. 120 sayısının eksiği %20. 120'yi ne yapacağım? 20 ile çarpıp 100'e böleceğim. Sıfırlarımı sadeleştirdim. 24. 120'nin 24'ünü çıkardım 96. Hadi hızlı yolla yapalım şimdi. %20 eksiği. Sayının tamamı %100'dü. %20 eksiği derse bu sayının 80'ini. Yani %80'ini bul diyor bana. Hemen 120 sayısını 80 ile çarpıp neye böleceğim? 100'e. Çat 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 12 ile 8'i çarptım ne oldu? 96. Anladın değil mi? Hadi sonrakine bakalım. Hangi sayının %30'u 45'tir? Benim bir x sayım varmış. Bu x sayısının %30'unu almışım. Sonucu ne olmuş? 45. Bak kesirlerdeki yaptığımızın birebir aynısı. Orada 3 bölü 10'u diyordu. Burada %30'u diyor. Fark eden bir şey yok. Sadeleştirdim. Ne geldi yukarısı? 3x bölü 10 eşittir 45. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. Bu buraya çarpı olarak geçti. 3x eşittir 450 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde hangi sayıymış bu? 150'ymiş. Bu kadar. 30 sayısı 70 sayısının yüzde kaçıdır? Bak şimdi. Bu bizim karşımıza pasta, un falan karışım sorusu olarak çıkacak. Ne soruyor? 30 sayısı 70 sayısının yüzde kaçıdır? Burada parça olan 30'dur. Bütün olan yetmiştir. Yani sana aslında şunu soruyor. 30 bölü 70. Kesir olarak getirdim bunu. 30 bölü 70. İşte bunu yüzde olarak soruyor. Bunu yüzde olarak yazabilmek için bu kesri neyle çarpıyordum? Yüzle. Şunları sadeleştirdim. Çarpıldı bunlar. Bakın ne oldu? Yukarısı 300 oldu. Aşağısı 7 oldu. 30 sayısı 70 sayısının yüzde 300 bölü 7'siymiş. Başka şekilde yapabilir miyiz? Diyor ki 70 sayısının diyor öyle bir yüzdesini alacaksın ki diyor yüzde x'ini bu sonuç 30'a eşit olacak. Bak 30 70'in yüzde kaçıdır mantık bu. Bakın içler dışlar yapınca yine gelecek şu sıfırları sadeleştirdim yukarısı 7x yaptı bölü aşağıda 10'um var. Eşittir 30 İçler dışlar yaptığım zaman 7x eşittir 300 yaptı. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x dediğimiz 300 bölü 7'ye eşit olmuş oldum. Tamam mı? Bu son anlattığım önemli. Bize bize bir şey verdiğinde tamam mı? Mesela bir karışım verdi. İçerisinde 20 un var. Tamam mı? Mesela 30 su var. İşte 40 da şeker var. Dedi ki karışımdaki un yüzdesi nedir dedi. Bak karışımdaki un yüzdesi nedir diyorsa unu yukarı yazarım 20. Çünkü benden unun tamamını oranını soruyor aslında. Un yüzdesi. Aşağıya da tamamını yazarım. 40, 70, 90. Bunu yüzdeye çevirebilmek için neyle çarparım şimdi? Yüzle. Şunları sadeleştirdim. Yüzde 200 bölü 9 oldum bir karışımın içerisindeki bir şeyin yüzdesini istiyorsa oran orantı da yapabilirsin ama hiç oran orantıya gerek yok. Ne yapıyorum? İstenilen miktarı yukarı yazıyorum. Tamamını aşağıya yazıyorum. Sonra yüzde çarpıyorum. Mesela su yüzdesini sordu. Su ne kadar var içerisinde? 30. 30'u yazdım. Tamamı 90 çarpı 100. Un yüzdesinde buldum. Su yüzdesini buldum pardon. Şunları sadeleştirdik. 1 bölü 3. Bakın 100 bölü 3 yaptı. Yüzde 100 bölü 3. Bu kadar. Bu kadar basit. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi yüzdenin temel mantığını anladık. Şimdi güzel bir şekilde, güzel bir şekilde şöyle öğreten sorularla ilerleye ilerleye gidelim. Dur kımıldama. Hadi birinci sorumuz şu altını temizleyelim. Basit bir soru. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 80'in %30'u 24'tür diyor. Bakalım. 80 sayısının diyor %30'unu al diyor. Bakalım kaça eşit? Sıfırları sadeleştirdim. 8 ile 3'ü çarptım 24. Doğru. Doğruymuş. 15'in %15'i 60 olan sayı 400'dür diyor. Şimdi bir sayının diyor %15'ini al diyor. Yani x'in yüzde on beşini al diyor. Sonucu diyor altmış olsun diyor. İşte bu sayı dört yüzdür diyor. Bakalım doğru mu? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? İçler dışlar çarpımı yapalım. On beş x eşittir yüz çarpı altmış yaptı. Her iki tarafı on beşe böldüm ben. Her iki tarafı on beşe böldüğümde şunlar götürdü şunlar götürdü dört. Dörtle yüzü çarptım dört yüz doğru. Hadi sonrakine bakalım. %20 eksi 40 olan sayı 80 şey 50'dir diyor bakalım. Şimdi ben 50'den gitmeyeceğim. Şimdi bir sayım varmış x. Bu x sayısının %20 eksiğini almışım. Bak uzun yolla yapıyorum. %20 eksiğini almışım. Sonuç 40 olmuş. Bak payda eşitle. 100x. Tamam mı? Şurada 20x var. Çıkardım 20x'i. Tamam mı? Ne geldi buradan? 80x bölü 100 yaptı. Eşittir 40'tır diyordu. İçler dışlar yapmadan sadeleştirme de yapabilirsin istersen. Kimle kimi bakın. 80 ile 40'ı sadeleştirsin. Burada 2 kalır. Şunu da şunu sadeleştirsin. 50 kalır. Burada 1 kalmıştı. İçler dışlar yaptığımızda x sayımız 50 olmuş oldu. Ama ben bu soruyu böyle çözdürmem. %20 eksiği ne demekti bir sayının? Tamamı 100'dü. Yüzde yirmi eksi yirmi yani sayımızın yüzde sekseninden bahsediyor. Yüzde sekseni kırk olan sayı. Hadi hesaplayalım. Bir x sayımız varmış. O x sayısının yüzde seksenini almışız. O yüzde sekseni de kaça eşitmiş arkadaşlar? 40'mış Denklemin bu. Bakın şimdi buradan şunları sadeleştirdim. İçler dışlar yaptım. 8 tane x eşittir dört oldu. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x sayısı... 50'ye eşit oldu o da doğru. Hadi şimdi yüzde 10 fazlası. Kısa yolla yapalım mı direkt? Bir sayının yüzde 10 fazlası demek %100'ün yüzün üstüne 10 eklemek demek. Yani 110. Benim bir sayım varmış. X sayım. X sayımızın 110'u alınmış. Ve sonucu 66 olmuş. Bakalım doğru mu? Şu sıfırları sadeleştireceğiz ama sadeleştiremedik. Dur. Şimdi şunları sadeleştirdim. İşler dışlar yaptım. X 11 tane X eşittir. 66 çarpı 10 yaptı. Her iki tarafı 11'e böldüm. Her iki tarafı 11'e böldüm. Şunlar götürdü. Şunlar götürdü. 6 çarptık 60. Bu da doğru. Alayı doğruymuş Edirne. %10 fazlası demek %110'u demek. %20 eksiği demek %80'i demek. Tamam mı? Bu kavramları hızlı bir şekilde yapacaksın. Bir de bir şey daha göstereyim burada. Hızlı yapmak istiyorsan. Bak mesela birincisi. Bir 80 sayısının %30'u. 80'in %10'unu söyle bana. 80'in %10'u. 10'a bölünmüş halidir 8'dir. %30'unu istiyorsa 3 ile çarparsın 24. Böyle pratik yöntemlerde kendine geliştirip ilerleyebilirsin. Hadi ikinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Şimdi Ceren C, Ali A, Murat M, Nuri N aynı sayıyı aşağıdaki işlemleri yapıyorlar diyor. Ceren sayının 3 bölü 4'ünü alıyor diyor. Tamam alsın. Ali sayının %55'ini alıyor. Murat sayının yüzde, şey, 11 bölü 20'sini alıyor. Nuri %75'ini alıyor. Buna göre buldukları sonuçlar ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi. Burada ne var? %75 var değil mi? Şimdi şunu yüzdeye çevirmek istiyorsam neyle çarpıyordum? Yüzle. Sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 5. Bunda bunu çarptım. 55 yaptı bak. Bu da aslında sayının %55'ini alıyormuş. E, Ali de %55'ini alıyormuş. Şimdi şuna bakalım Ceren'e. Bunu da yüzde genişletiyorum. Yüzde genişlettiğim zaman 25, üçte çarptım 75. Bak bu da %75'ini alıyormuş. Demek ki Ceren'in bulduğu sayıyla Nuri'nin bulduğu sayı birbirlerine eşit. Bakın Ceren'le Nuri eşit. Ahmet'le de Murat'ın bulduğu sayılar birbirine eşit. Veya ne de yapabilirdik? Şu %75 ya. 75 ne demekti? 75 bölü 100 demekti değil mi? Bunu sadeleştir 25 ile. 3 bölü 4 yani yüzdeyi de kesire çevirebilirdik. Bakın aynı olduğunu böyle de bulabilirdik. Bize verilen kesirleri yüzdeye çevirebilmek için ne yapıyormuşuz? Yüzle çarpıyoruz. Hadi devam bakalım. Hangi sayının yüzde 10'u ile yüzde 30'unun toplamı yüzde 50'sinden 9 eksiktir. Şimdi soruyu iki şekilde çözeceğim. Yeni bir yaklaşıma gidiyoruz şimdi. Hangi sayının %10'u ile %30'unun toplamı? Şimdi sayıma x dersem x sayısının %10'u ile diyor. Artı diyor. x sayısının %30'unun toplamı diyor. %30'unun toplamı %50'sinden 9 eksiktir diyor. Aynı sayının %50'sinden 9 eksiktir. Denklemin bu, tamam mı? Şimdi burada bölü yüz var, burada da bölü yüz var, burada da bölü yüz var. Şunun da altına bir gibi düşünüp yüzle çarpıp bunu da 900 bölü yüz durumuna getiriyorum. Hepsinin paydası eşit olduğu için siliyorum. Şimdi ne oldu burası bakın? 30x burada, 10x burada, 40x yaptı sol taraf eşittir. Burada ne var? 50x 50x eksi 900 var. Şimdi eksi 900'ü karşıya aldım. Burası 900 yaptı. Şu 40x bu tarafa eksi x olarak geldi. 50x'in 40x'ini çıkardık 10x. 10x eşittir 900 ise her iki tarafı 10'a böldüğümde x sayısının 90 olduğunu buldum. Ama artık bu çözümü çok fazla kullanmayacağız. Tamam bu doğru bir çözüm ama sıkıntı yok. Yani üçüncü sorumuzun cevabı ne oldu Ceyhan? Şimdi siliyorum bunu. Şimdi yüzde problemlerinde kesir problemlerindeki yaptığımız bir yaklaşımı yapacağız. Ne o yaklaşım? Bak şimdi. Biz kesir problemlerinde ondalıklı sayılarla kesir sayılarıyla uğraşmamak için paydaları çarpıyorduk sayının tamamını 6x diyorduk bu soru için. Böyle sorun içerisinde böyle kesirler geçiyorsa. İşte yüzde problemlerinde de bunu yapacağız. Yaptığımız sorularda olacak yapmadığımız sorularda bak şimdi. Bu yüzde problemlerinde sayının tamamına 100x diyeceğiz. Unutma. Bu ne? Sayının tamamı. Şimdi 100x'in yüzde 10'u. 100x'in yani 100'ün yüzde 10'u 10'dur direkt. Hesap orada. O zaman 100x'in yüzde 10'u 10x'tir. Yüzde 10'uyla yüzde 30'u. 100x'in yüzde 30'u 30x'tir. Eşitmiş %50'sinin %50'si 50x'tir 9 eksiğine. Tamam mı? Sorularda paydalarla falan uğraşmamak için bunu yapacağız. Hadi bakalım şimdi burada ne var? 40x var. Burada 40x var. Öbür tarafta 50x var. Eksi 9 var. Eksi 9'u bu tarafa aldım 9. 40x'i o tarafa attım 10x oldu. Şimdi ama bana 10x lazım değil. Sayının tamamı lazım. 100x lazım. 100x'i bulabilmek için her iki tarafı neyle çarpıyorum? 10'la çarpıyorum. Benim 100x dediğim sayım neye eşitmiş? 90'a. Sayının tamamına 100x demeyi çok kullanacağız. Ne zaman? Yüzde problemlerinde. Hocam bundan önceki sorularda yapabilir miydik? Bundan önceki sorularda gerek duymadık. Çünkü bize bir 100x sayısının bir şeyini aldırmadı. Hadi bakalım. Dördüncü sorumuz. A sayısı B sayısının yüzde 25'ine, B sayısı da C sayısının yüzde 40'ına eşittir. Buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır diyor. Bak şimdi A sayısı var, B sayısı var, C sayısı. A sayısı B'ye bağlı, B de C'ye bağlı. Şimdi diyorum ki burada ben C sayısı 100x olsun diyorum. Niye? Çünkü C'den B'yi bulacağım. C sayısına 100x dedim. Tamam mı? 100x. Şimdi B C'nin %40'ıymış. 100x'in %40'ı kaçtır? 40x'tir. Tamam mı? Bak, B sayısı C sayısının %40'ıdır. O zaman bunun %40'ını aldığımızı düşündük. Sıfırlar götürdü 40x. Şimdi diyor ki A sayısı da B'nin %125'ine eşit. Şimdi B 40x'ti. O zaman 40x'in yüzde... 125'ini alınca da A'yı bulacağım. Hadi yürüyelim şimdi. Bakın şunları bir sadeleştirdim 25 ile. Burası 4 yaptı. Burası 5 yaptı. 4 de şunu sadeleştirdim. 10. 10 x ile 5'i çarptım. 50 x yaptı. Tamam. A sayımız kaçmış? 50 x'miş. Şimdi ne sorduğuna bak. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır diyor. Yani bize A bölü C oranını soruyor. A C'nin yüzde kaçıdır? Kimin yüzde kaçıdır diye soruyorsa onu aşağı yazacaksın. A C'nin yüzde kaçıdır dediği için bu. Şimdi C sayısının 100 x olduğunu biliyorum. A sayısının 50 x olduğunu biliyorum. Yüzde kaçtır diye sorduğu için paydamda 100 olduğu için cevabım direkt yukarıdakidir. Yüzde 50'sidir. Tamam mı? Ne yaptım? C'ye 100 x dedim. C'nin yüzde 40'ı B sayısıydı. B sayısının yüzde 25'i, yüzde 125'i A'ydı. A'yı da buldum. A, C'nin yüzde kaçıdır dediğinde A'yı C'ye böldüm. Payda 100. Payda 100 olmasaydı şöyle bir şey çıksaydı karşımıza. 50 bölü 70 diye bir şey çıksaydı A bölü C oranı. Yüzde diye sorduğu için bunu neyle çarpacaktım? Yüzde sadeleştirecektim. 500 bölü 7 olacaktı. Ama payda direkt 100 ise 100 ile çarp istersen yine aynı sonuca ulaşmış olacaksın. Dördüncü sorumuzun cevabı Denizli. Hadi şimdi yavaş yavaş böyle problem tarzında olanlara bakalım. Hadi. Bir otoparktaki arabaların yüzde altmışı otomobildir. Otomobillerin ise yüzde yirmisi kırmızıdır diyor. Bak şimdi. Bir araçtaki o zaman otoparktaki araçların hepsine 100 x diyorum. Bak hepsi. Hepsi neymiş? 100x. Diyor ki bu araçların %60'ı otomobil. Otomobil sayısı şunun %60'ı. 100'ün %60'ı nedir direkt? 60x'tir. Yani 100'ün yüzdesi çok kolay alınıyor. Yüzde kaç diyorsa o direkt. Diyor ki otomobillerin ise %20'si kırmızıdır. Ha, o zaman hesap yapacağım. 60x'in diyor %20'si kırmızıdır diyor. Çat 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 götürdü. 12x tane de kırmızıymış. Kırmızı olan kaçmış? 12x'miş. Diyor ki kırmızı araç sayısı 9'muş. Yani şu 12x neye eşitmiş? 9'a. Kaç araba vardır diyor. Kaç araç vardır diyor. 100x'i istiyor. O zaman x'i bulabilmek için her iki tarafı bir 12'ye böldüm. O zaman buradan x dediğimiz eşittir. Şunları götürdük. Şunları da sadeleştirdik. 3 bölü 4 oldu. X'imiz 3 bölü 4. 100X'i istiyor soru bizden. O zaman 100X'i bulabilmek için her iki tarafı neyle çarptım? 100'le. Şunları sadeleştirdim. 25. 25'i çarptım. 100X dediğimiz 75'e eşit olmuş oldu. Bak bu kısa çözümümüz. 100X demeseydik bir sürü paydayla, bir sürü şeylerle uğraşacaktık. Bütüne her zaman ne diyorum? 100X diyorum. Oradan yürüyerek ilerliyorum. Hadi bakalım. Beşinci sorumuzu da geçtik. Gelirse altı. Gelirse altı. Hadi bakalım. Ne diyormuş? Bir dikdörtgenin uzun kenarı yüzde on kısaltılıp kısa kenarı yüzde on artırılırsa alanı yüzde kaç değişir diyor. Şimdi bir dikdörtgenim varmış benim. Çiziyorum dikdörtgeni. Sonra bu dikdörtgenin kenarlarına bazı işlemler yapıyormuşuz. Uzun kenarını yüzde on kısaltıp kısa kenarını yüzde on artırıyormuşuz. Bak şimdi. Kendime kenar seçeceğim. Ama kenar seçerken yüzde onu kolay hesaplanacak bir kenar seçim ki kolay olsun. Şimdi mesela şu kenarı 10 seçim. Bu kenarı da 10 seçim. Yüzde seçebilirdiniz. Yüzde seçerseniz olur. Fark etmez. Hadi 100 seçim senin için daha kolay olur. Şimdi diyor ki 100x de buna hadi. Buna da 100y de. Diyor ki şimdi bu dikdörtgene bazı işlemler yaptım ben diyor. Uzun kenarını diyor yüzde on kısalttım. Yüzde on kısaltırsam uzun kenarı. Yüz y'nin yüzde onu nedir? On y'dir değil mi? Kısaltırsam burası ne yapar? Doksan y yapar. Tamam. Kısa kenarında yüzde on artır diyor. Bak kısa kenarım yüz x'ti. Yüzde %10 onu nedir? On x'tir. Artırdım. Yüz on x yaptı alanı yüzde kaç değişir diyor. Şimdi ilkinin alanına bakıyorum. Nedir ilkinin alanı? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani şu kadar sıfırı var. X, Buna bakalım şimdi arkadaşlar. 9 ile 11'i çarptığım zaman 99. 2 de 0 geldi yanına X, Bakın şimdi alanım 10.000'den 9.900'e düştü. Azaldı alanım. Ne diyor? Yüzde kaç değişir diyor. Şimdi değişim miktarına bakıyorum. Ne kadar değişmiş? 100 azalmış. Tamam mı? 100 azalmış. Kim şu? Şu 100 azaldığı için bunun tamamını aşağı yazıyorum. Tamam mı? Bütünün bu çünkü. Bütünü aşağı yazıyorum. Bakın, yüzde olarak işte şu sıfırları sadeleştirdiğimde ne oldu bakın paydam 100. Yukarısı da ne oldu? 1. %1. Ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Sorumuzun cevabı Ceyhan. 6 Ceyhan. Ama bu soruda bununla uğraşmak istemiyorsan şöyle yapmak daha kolay. Bak siliyorum üstünü. Yani alanı 100 yapacak şekilde yaparsan çok daha kolay olur. Nasıl hocam? Bak şöyle aldım. Yine bunu da böyle çizdim. Buradaki kenarlara 100 değil de 10 de. 10 burası olsun, 10 burası olsun. 10x de 10y de fark etmez. Burası şimdi uzun kenarını yüzde on artırıyorum. 10'un %10'u da 1'dir arkadaşlar. Bir sayının %10'unu almak demek 10'a bölü 10'la çarpıp 100'e bölmek. Yani 10'a bölmek demek. O zaman bunu %1 kısaltırsak 9y'ye düşer. 10'un %1'i 1'dir. Bu neye yükselir? 11x'e yükselir. Bak bunun alanı 99 yaptı. Bunun alanı 100 yaptı. Bak 100 neye düştü? 99'a. İşte bu bütünüm. Bütünüm 100. Azalma miktarı 1, bir. %1 bir ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Cevap Ceyhan. Bak tüm soru, tüm çözüm yöntemlerini vermeye çalışıyorum. Dikkatli bir şekilde öğren. Hadi bakalım yedinci sorumuz. Ne diyormuş? Bir aracın yakıt deposunun %25'i doludur diyor. Tamam. Depoya 65 litre daha yakıt konulduğunda deponun %41'i dolmuş oluyor. Bak şimdi. Biz deponun tamamına 100x diyoruz. Ne kadar doluymuş? %25'i. Yani depomuzun ne kadarı doluymuş? 25x'i doluymuş. Diyor ki ben bunun üstüne diyor 64 litre daha yakıt koyuyorum diyor. Koydum 64 litre daha yakıt litre. Böyle olunca deponun %41'i dolmuş oluyor diyor. Yani şurası 41x'e eşitmiş. Gördün mü bu kadar basit. Yani tamamına 100x dersen soruyu çok rahat çözersin. O zaman denklemim ne? 25x'in 64 fazlası eşitmiş 41x'e. Gömdüm bunu karşı tarafa. 64 eşittir 25. 35 16x yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye böldüm? 16'ya böldüm. Götürdü şunlar 4. X dediğimiz 4 oldu. Depo toplam kaç alır diyor. X yerine 4 yazdım. Depo normalde 400 litre yakıt alırmış. 7. sorumuzun cevabı Edirne mi diyor. Kaç litre yakıt alır diyor. 25, 35, ee 41 tamam. 64 litre daha yakınlık dolmuş olduğuna göre diyor. Tamam X 4 oldu buradan. Bu 7. sorunun cevabı yanlış yazılmış arkadaşlar. 400 cevap depo toplam kaç litre yakıt alır diyor. Niye böyle yazmış bu Mahmut abi? 7 Denizli. Basit de bir soru zaten. Yanlış yapmadık değil mi? Deponun %25'i dolu. 25x'i dolu. Üstüne 64 yakıt koyduk. Tamam. Karşı tarafa aldık. 35. 16x eşittir. 64. x eşittir. 4 yaptı. x 4 ise deponun tamamına biz e 100x demiştik. 4. Sıkıntı yok kolay. Hadi bakalım geçtik şimdi 8. sorumuza. Ne diyormuş bakalım? Şek, aşağıdaki şekilde verilen limondan limon e, limondan limonata yapılırken kullanılan yüzdeler verilmiş. Diyor ki bak limonun yüzde %15'i kadar limon suyu çıkıyormuş. Limon suyundan da yüzde %400'ü kadar limonata oluyormuş. Buna göre 240 gram limonata yapabilmek için kaç gram limon gereklidir diyor. Bak şimdi. Biz diyelim ki 100 x limonumuz olsun. Tamam mı? 100 x'in 15'i kadar limon suyu çıkıyormuş. Yani içinden sadece 15 x limon suyu çıkıyormuş. 15 x'in de 400'ü. Bir sayının yüzde 400'ünü almak ne yapmak demek? 4 katına çıkarmak demek. Bak yüzde 100'ü kendisidir zaten. Yüzde 200'ü 2 katıdır. 300'ü 3 katıdır. Yüzde 400'ü 4 katı. Yani... 4 katı kadar limonata çıkıyormuş. Yani 60x limonata çıkıyormuş. Veya şöyle yapabilirdin. 15x'in %400'ü. istersen amele gibi uğraş böyle. Şunları sadeleştir yine 60. Şimdi benden ne istiyor? Limonata miktarın 240. Yani şunun 240 olmasını istiyor. O zaman x'i bulabilmek için her iki tarafı neye böldüm? 60'a çatara kütere şunlar götürdü 4 x 4'müş x yerine 4 yazdığımızda ne kadar limon lazımmış bana? 400 gram. 8. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Bu kadar basit. Haydi bakalım. Dokuz. Dokuz. Anlıyorsun değil mi? Güzelce. Bak anlamadığın yeri bir kez daha dinle. Yüzde paydası. Yüz olan bir kesirdir. Bu kadar. Tamam mı? Kesir problemlerinde yaptıklarımızdan çok farklı bir şey yapmıyoruz. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki tabloda bir iş yerinin bir yıl içerisinde çalışanlarına verdiği maaş zamları verilmiştir diyor. Ne yapmış? Birinci ay yüzde %20 zam yapmış. İkinci altı ayda %X zam yapmış. Tamam. Bu iş yerinde çalışan bir işçi ikinci zamdan sonra maaşının ilk maaşına göre %38 arttığını görüyor demiş. Buna göre işçiye son yapılan maaş nedir? Bak şimdi. Başlangıçta işçinin maaşını bilmiyorum. Ne diyeceğim o işçinin maaşına? 100x diyeceğim. Tamam mı? Bak 100x. Niye? Yüzdesi kolay olmuyor çünkü. Şimdi birinci ay %20 zam yapıldı değil mi? %20 zam yapılırsa maaşı 20x artar. Yani 100x kendi maaşı vardı. 20 de zam geldi. O zaman birinci altı ayın sonunda bu adamın maaşı ne oldu? 120x. Şimdi bu altı ay bitti. Bu adama ne yapılacak? Bir zam daha. %x zam yapılacak. Şu x demeyelim soruda şey varmış arkadaşlar x geçiyor zaten biz şuralara a diyelim. Adamın maaşı şu anda 120 a. Şimdi 120 a'ya yüzde x zam yapmışız. 120 a'ya 120 a'ya zam yapıyorum ne kadar? 120 a çarpı x bölü 100 bak sonuçta 120 a'nın üstüne ekleneceği için ekledim. İşte bunun sonucunda maaşın yüzde otuz sekiz arttığı görülmüş. Neye göre? İlk duruma göre. İlk durumumda maaşım benim yüz aydı. Yüzde otuz sekiz arttıysa otuz sekiz a artar. Yani bu adamın maaşı aslında yüz otuz sekiz a olmuş. Anladın mı? Birinci zamla bak birinci zamdan sonraki fiyata ikinci zam mı eklediğimde ilk fiyata göre yüzde otuz sekiz zamlanmış. Bitti soru artık. Şu yüz yirmi a'yı karşıya atıyorum. Şunları da şurada sadeleştirdim. 12 a x oldu burası. Bölü 10 eşittir. 120 bu tarafa eksi olarak geçti. 138'in 120'sini çıkardığım zaman 18 a yaptı. Bakın a iki tarafta da var. a'nın hiçbir önemi yok burada. Sadeleşir. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 12 x eşittir. 180 yaptı. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde x eşittir. 15 olmuş oldu. İşte bir buradaki yapılan zam yüzde 15 Bak istersen dene. İlk neydi yüzdü. Yüzün 100 üstüne 120 zam yaptım 120. 120'nin üstüne yüzde 15 daha zam yapıyorum. Bak 15 bölü 100 yapıyorum. Sadeleştiriyorum şimdi şunları. Burayı çarptığım zaman ne geldi? 180 yapıyor. Tamam mı? 180 10'a böldüm 18. 120'nin üstüne 18 zam yaptım 138. Sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli. 9 Denizli. Geçtim 10. soruya. Şimdi iki şıktan oluşan bir soru. Şöyle yukarı doğru kaldırdım. Güzelce ne okuyalım? Hadi bakalım. Bir nüfus sayımında 5 ilden oluşan bir bölgenin, bölgenin illerinin nüfuslu ve yüzdeleri verilmiştir diyor. Dikkat güzel soru bu. Şimdi A ili 360 bin kişiymiş. Tamam mı? Ee, ve yüzde %30'muş. Şimdi burası 150 bin kişiymiş. Yüzdeyi vermemiş. E ili yüzde %25'miş. Bak yukarıdaki mantığı anla yalnız. Bir nüfus sayımında 5 ilden oluşan bir bölgenin illerinin ve e, yüzdeleri verilmiş. Buradaki yüzdesine bölgenin yüzde %30'u 360 binmiş. Mantık bu. Yani o 5 ilden oluşan bölgedeki illerin yüzdelerini vermiş aslında. Buna göre E ilinin nüfusunu soruyor. D ilinin nüfusunun tüm bölgeye oranını falan soruyor. Bak buradaki bilgi ne biliyor musun? Benim şuradaki bölgenin toplam nüfusuna 100x diyorum ben yine. Bak bölgenin toplam nüfusuna 5 ilin toplamı. O zaman bu neye denktir? 30x'tir. Bu nedir o zaman %25 ise 25x'tir. Hadi şimdi buradaki bilgim şurada bana 30x'in 360 olduğu bilgisini vermiş bana. 30x eşittir 360. Her iki tarafı 30'a böldüğümde x eşittir 12 geldi. O zaman x yerine 12 yazarsam böyle oldu. Yani 100x 1200 gibi düşün. Orada 100 bin falan diyor sıfırlar var ama onunla işimiz yok. Yani bölgeyi 1200 gibi düşünüyorum şimdi. O zaman Bölgemiz 1200 ise mesela E ilinin nüfusunu soruyor. X'i 12 bulmuş muyduk? Burada X yerine ne yazacağım sadece 12? Çarptığım zaman 250, 50 daha 300. Bakın E 300 bin kişiymiş. Sonra D ilinin nüfusunun tüm bölgenin nüfusunun yüzde kaçıdır? Yani bu da yüzde X, bunun yüzde X'ini soruyor. Şimdi benim tüm bölgem kaçtı? 1200'dü. 1200'ün yüzde x'ini alacağım. Sonucum kaç olacakmış? Yüzde 150 olacakmış. Yüzde x'i 150. Bunu bir şekilde daha çözeceğim. Şu sıfırları sadeleştirdim. Ne geldi bakın buradan? 12x eşittir. 150 yaptı. X eşittir nedir arkadaşlar? 150 bölü 12'dir. Bunları 3 ile sadeleştirdiğim zaman ne geliyor? 50 bölü 4 geliyor. 50 bölü 4'te nedir? 12 buçuktur Ceyhan. Bunu bir şekilde daha yapabilirim. Biraz önce anlattım ya un şeker karışımı. Burada bölge ne kadar arkadaşlar? 1200. Bütün bu bak. Bütün bu. Tamamı bu. Kimin yüzdesini istiyor benden? D elinin. D elinin nüfusu ne kadar? 150. İşte bunu yüzdeye çevirebilmek için bunu neyle çarpacağım? yüzde çarpacağım. Yani istenilen bölü tamamını yapıyorum. Yüzdeye çevirebilmek için yüzde çarpıyorum. Şu yüzde şu sadeleşir. Bakın 150 bölü 12 aynı şey karşınıza gelmiş olacak. Tamam mı? Kaçıncı sorumuzdu bu? 10. soru. İki soru daha çözelim bu videoda. Ondan sonra bıyıklıları da bir dahaki videoda yapalım. Kaçıncı soruydu bu? Ondu. Hadi bakalım 11. Yavaş yavaş problem kalıplarına geçiyoruz. Yüzde mantıklarını öğrendik problemlere akıyoruz yavaş yavaş. Şimdi diyor ki 120 kişilik bir izci kampında öğrencilerin yüzde 25'i erkektir. Ha söylemiş 120 kişinin demiş yüzde 25'i erkektir. Yüzde 25'i 1 bölü 4'ü oluyor değil mi aslında? Bakın sadeleştirdim 1 bölü 4. 120'yi de 4'e böldüm. 30 tane erkek varmış bilgiyi ayıkladım. Bu kamptaki kız öğrencilerin yüzde 20'si çadır kurmayı bilmektedir. Şimdi bak. Kampta yüzde 25 erkekse yüzde 75 kızdır. Yani kızlara böyle de geçiş yapabilirsin veya şöyle de yapabilirsin. Toplam 120 kişiydik ya. 120 kişinin 30 kişisinin erkek olduğunu bulduk. 90 kişi de kızdır da diyebilirsin. Ama tekrar söylüyorum toplamları 100 olmak zorunda kız ve erkeklerden oluşuyor sonuçta. O zaman 120'nin %75'ini alarak da direkt kız sayısını ne yapabilirdik bulabilirdik. Yine böyle olacak. Ama burada diyor ki şimdi bu kamptaki kızların %20'si kızların 90 kişi olduğunu bulduk. 90'ın %20'sini alıyorum. Bak 90'ın %10'u 9'dur. %20'si de 2 katı 18'dir. Kafadan yap. %10'unu almak için bir tane sıfırı siliyorsun. Şunları sadeleştirdim. Şunları da sadeleştirdim. 5, 1 bölü 5. 90'ı 5'e böldük 18. Tamam. Şimdi kızların bunlar ne yapabiliyormuş? Çadır kurmayı bilen kızlar bunlar. Tüm öğrencilerin ise yüzde 30'u çadır kurmayı bildiğine göre erkek öğrencilerin yüzde kaçı çadır kurmayı biliyor? Şimdi tüm öğrencilerin yüzde 30'uymuş. Tüm öğrencilerim kaçtı benim? 120 kişiydi. Bu 120 kişinin yüzde 30'u çadır kurmayı biliyormuş. Sıfırları sadeleştirdim 36. Bakın 36 kişi tüm grupta çadır kurmayı bilenler. 18 kişi çadır bu kurmayı bilen kızlar. O zaman 36'dan 18'i çıkardığım zaman şu bulduğum 18 çadır kurmayı bilen erkeklerdir. Ama soruda bizden bunu istemiyor. Diyor ki erkeklerin yüzde kaçı çadır kurmayı biliyordur diyor. Erkeklerim kaç kişi benim? 30 kişi. Tamamı 30 çadır kurmayı bilen kaç kişi? 18. Erkeklerin bakın erkeklerin tamamı aşağıya çadır kurmayı bilen erkekler yukarı. Bu oranı istiyor bizden. Şunları sadeleştirdim. 6'ya böldüm. 6'ya böldüğüm zaman yukarısı 3, aşağısı 5 oldu. Bunu yüzdeye çevirebilmek için yüzde genişlettim. 20. 20 ile 3'ü çarptım 60 sorumuzun cevabı Edirne. Ne yaptım? Önce erkek sayısını buldum. Tamam mı bak adım adım gidelim. Önce erkek sayısını buldum. Tüm sayıdan erkek sayısını çıkardım kız sayısını buldum. Sonra kızların yüzde yirmisi çadır yapmayı biliyordu diyordu. O zaman kızların yüzde yirmisini buldum çadır yapmayı bilen kız sayısını buldum. Tüm çadır yapmayı yapanların sayısından çadır yapmayı bilen kızların sayısını çıkarıp erkeklerin çadır yapma şeyini buldum. En son erkeklerin yüzde kaçı çadır kurmayı biliyor dediğine göre Erkek çadır kuran erkekleri yukarı, erkekleri aşağıya yazdım. Bu oranı istiyor. Hadi bakalım. 12. sorumuz bu videonun da son sorusu olsun. Diyor ki: "Bir ekmek fırınında bir günde üretilen ekmeklerin %60'ı A köyüne, %25'i B köyüne, kalanı da C köyüne gitmektedir." diyor. A köyü, B köyü, C köyü. Şimdi bir ekmek fırınımız var bizim. Burada üretilen ekmeklerin hemen yüzde sorusu olduğu için 100x dedim. Burada 100x tane ekmek üretilsin. %60'ı A köyüne gidiyormuş. 60x'i A köyüne gidiyormuş. %25'i 25x'i B köyüne. Bakın topladım bunları 60 85. Kalan da C köyüne gidecek. Yüzden 85'i çıkardım 15x de C köyüne gitti. Hepsine giden miktarları yazdım. Şimdi soruyu oku. Bu ekmek fırınında bir günde 25 ekmek fazla üretilip C köyüne yollandığında A köyüne yollanan ekmek sayısı C köyüne yollanan ekmek sayısının 3 katı oluyor diyor. Şimdi diyor ki fırında diyor normalde 100 x ekmek üretiyoruz ya biz 25 tane daha fazla ekmek üretelim diyor. Onu da diyor C köyüne yollayalım diyor. C köyüne 15x gidiyordu normalde. Ne yapıyormuşuz? Bu hepsini buraya yollayacakmışız. Bu kadar. Tamam mı? Yollanınca diyor A köyüne yollanan ekmek sayısı C köyüne yollanan 3 katı oluyor. A'ya 60x yolluyorduk. İşte bu 60x C'ye yollanan 3 katı oluyormuş. 60x eşitmiş 3 katı 15x artı 25'in. Bitirelim işi. Şimdi. şimdi şuradan 45x geliyor. O 45x'i eksi olarak karşı tarafa attığımda 15x gelecek. 3 ile 25'i çarptığım zaman 75 yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye böldüm? 15'e. Çatara kütere. Çatara kütere 5. X dediğimiz neye eşit oldu? 5'e. B köyüne yollanan ekmek sayısını soruyor. Şey 25 X demiştik biz ona. 5 ile çarptım. 125 oldu. 12. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Evet. Bakıyorum şöyle. 13. soruda öğreten soruymuş. Onu da çözelim. Sonraki soruda sonraki testte şey videoda hep bıyıklılar olsun. Hadi bakalım. A torbasındaki topların %30'u B torbasındaki topların %20'si sarıdır diyor. Hemen bir A torbası çizdim. Bir B torbası çizdim. Tamam. Bu iki torbadaki topların tamamının yüzde 24'ü sarı olduğuna göre A torbasındaki top sayısının B torbasındaki top sayısına oranı nedir? Şimdi A torbasında 100 A tane top olsun. Tamam mı? Bu A. Bu da B torbası. Burada da 100 B kadar olsun. Niye? Yüzdeleri alınacak çünkü. İşte diyor ki A torbasındakilerin yüzde 30'u. 100 A'nın yüzde 30'u nedir? 30 A. B torbasındakilerin yüzde yirmisi, 20B. Bunlar ne renkmiş? Sarı renkmiş. Tamam. Şimdi kelimeye dikkat et. Bu iki torbadaki topların tamamının yüzde yirmi dördü sarı. O zaman şunların toplamını alıyorum. Ne bunların toplamı? 100A artı 100B'nin tamamının yüzde yirmi dördü. Sarıymış. E peki yani tamam üstünden de bir bilgi vermiş. Ben toplam sayıyı buldum. Onun da yüzde %24 24'dür dedim. İşte bu sarı sayısı şuradaki A'daki sarı sayısıyla B'deki sarı sayısının toplamına nedir eşittir? Yani 30A artı 20B'ye eşittir. Bitti işim. Bakın şimdi şu yüz 100... Şurayı 100 parantezine aldığınızda 100 parantezinde A artı B yapacak burası. Şu yüzde şu yüz götürecek. Şu 24'ü de bunun içerisine dağıttığınız zaman 24 tane A artı 24 tane B eşittir. 30 A artı 20 B yapıyor. Tamam. Şimdi A'ları B'leri bir tarafa toplayalım. Şunu şu tarafa. Şunu şu tarafa aldım. Bu buraya eksi 20 B olarak geldi. 4 B yaptım. Bu bu tarafa eksi 24 a olarak geçti 6 a. Şimdi ne diyor bize? Ne diyor? A torbasındaki top sayısı B torbasındaki top sayısına oranı. Yani A bölü B'yi istiyor. A bölü B'yi. Şimdi bakın şunu şuraya bölü veya şöyle de yapabilirsiniz. B dediğimiz kaç K buradan? 6K. A dediğimiz buradan kaç K? 4K. Yani bölü olarak atmak kafanı karıştırabilir. K'lar götürdü. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 oldu. 13. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi yüzdenin temeliyle ilgili karşına gelebilecek sorular bunlardı. Şimdi bundan sonraki çözeceğimiz çözeceğimiz işte bir 14 tane falan soru var. Orada bir tık seviyeyi yukarı çıkaracağız. Tüm mantıkları anlayarak devam etmeni istiyorum. Güzel bir şekilde ilmek ilmek dokuyacağız. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.